Bahçede. İş çok. Yapacak adam lazım. Burada buğdayları çıkarıyoruz. Ağaçları içinden kuruyan dalları. Burada abi bahçeye de ot sardı. Otun içinde kaldık. Orada da kedimiz var. Ne yakalamış bakalım? Fare mi yakaladı? Ne yakaladı? Değil mi? Oynuyor ama. Gölgeyle mi oynuyor? Ha, kelebek kovalıyor. Evet. Bahçe işleri zor. Dutu yeni diktim. Çekirdekten yetişme. Bu sene diktim. Yerini sevdi, tuttu. Arkasında evet seneden diktiğimiz elma var. İşte böyle bu ağaçları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu ağaçların çoğu 22-23 yaşında. 100 tane vişneyle 50 tane kiraz dikmiştik buraya. Kirazlarımızın çoğu kurudu. Yani 8-10 tane ağaç kaldı. Yerine yenilerini diktik. Vişnelerin de yarısı kurudu. Yerine elma diktik. Başka şey diktik. Evet. İşte burada ömrümüz geçiyor. Burada böyle bir çalışmamız var. Burada da kurumuş bakın. Vallahi bunları çıkarıyoruz. Hastalık işte. Bunları soğuk vurduğu zaman donuyor. Taze yeşilken ilkbaharda. Dolayısıyla oraları vuruyor. İlk sene içerisinde ağaç ölüyor. Eğer zamanında çıkarılmazsa hastalık yayılıyor. Ve ağacı kurutuyor. Evet. Bu ağaçlar dışarı atılacak. İş çok. Allah yardımcımız olsun. Çardağımız var. Kolay gelsin bakalım.
Olmadı mı? Kafa uymadı mı? Aç vurdu. Başlık değişikti. Sinayı açmıyor. Allah Allah. Çok fazla mı sardın bir sinayı? Belki ondan olabilir. Aç bakalım. Başlık düzene girdi herhalde. Ben fazla yaklaşamıyorum, taş atıyor. O biçerken ben bir çay demleyeyim. Evet. Akşam olmak üzere. Güneş kavuşuyor. Bahçenin kirazlardan tarafta olan otunu hemen hemen piştik. Şerif pişti. Ben de ağaçların kuru dallarını temizledim. Orada az kaldı. Onları da temizleyin. Bahçe güzelleşti. Evet. Bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur derler. Evet. Bunlar odunluklar odun olacak. Şu çırpı dallar da dışarıya atılıp yakılacak. Burada kayısımız var. Kayısı temizlenecek. Bu ağaç kurtarmaya çalışıyoruz. Bu da hastalandı. Diğer ağaçlarımızın pek fazla zararı yok. Aşağı dişlenerden tarafta var bir 5-6 ağacımız. Bunlar da hastalanmıştı. Bak kayısı. Geçen sene kuru dallarını aldım. Bu sene biraz kurtardı kendini. Meyve de yaptı. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Bakalım. Bir dahaki günlerde gene video paylaşırız. Evet. Umarım beğenmişlerdir. Evet, bugün burada kayısının bir yerde tutsun kirazların üstüne bu kusuruk ağaçları dallarını sarkıtmıştı. Onların uzun dallarını yüksekte olduğu için erebildiklerimi aşağı indiriyorum. Temizliyorum. Tabi burada yoksa bu ağaçları öldürecek. Zamanında bunları parmağım gibiyken kucağımda getirmiştim. Tabii çok büyüdüler. Bunlar su istemeden büyüyen odunluk ağaçlar. Çabuk da büyüyor. Çok da ağırsız, baskın bir ağaç. Halk dilinde bunlara osuruk ağacı diyorlar. Şimdilik orada bademi, tutu falan kurtardık. Üstlerine basıyordu. Burada kayısını da üstüne bastırmış. Şu dalları da kırabilirsem eremiyorum zaten. Kancayla düşürüyoruz. Gevrek bir ağaç. Ağacı kurtarmış olacağız, altındaki ağaçları. Tabii emek çekmeden olmuyor bu işler. Bazı ağaçlarımızda hastalık öldürdü. Onları da temizleyip atacağız. Bu sene dikemeyiz de seneye Allah nasip ederse köklerini de söktürüp yerlerine biraz değişik ağaçlar dikeceğiz inşallah. Ömrümüz olursa. Evet. Öyle de göstereyim hepsini. Bunlar da erikler. Kaynasın. Menemeni de yapalım. Tamam mı? Hep siz yapmayacaksınız. Bir de benden olsun ya. Olmaz mı? Kaynasın bakalım. Azıcık bekleyelim. Ha?
Karnımızı doyuralım. Hep çalışmak olmaz. Çayımızı bir içelim. Hadi bakalım. Evet. Ağaçlar gölge yapıyor diye erebildiğimiz yerde almaya çalışıyoruz. Zarar oluyor. Yoksa iyice öldürecek ağaçları. Ötekini de kes. Şu an gideni. Evet. Erikleri kırdık. Erik arsız olur süre. Hep odun oldu. Şey yok. Mecbur yoksa ağaçların üstünü kapattıydık. Şurada 2-3 tane ağaç daha var da alabilirsek şu köşeden şunları da çıkaracağız. Alttaki ağaçları kurtarmaya uğraşıyoruz. Yani bugün bahçede çalışmaya başlayalı. Üçüncü günümüz. Yarın ara vereceğiz inşallah. Yine devam. Bu ağacı bastırdı. İki taraftan sıkıştı bu. Oradan dut sıkıştırdı. Buradan o osuruk ağaçları sıkıştırdı. 6 metre yetmiyor ağaçlara. Hani bazı ağaçlar çok büyüyor. 7 metre, 8 metre arada pay bırakmak lazım. Yoksa birbirlerini boğuyorlar. Burada da aynı şekilde kiraz büyüdü. Kiraz büyüdü, etrafını bastırıyor. Yapacak da bir şey yok. Orayı da kes bakalım inşallah. Kazasız, belasız. Çok geldi ağacın üstüne. İnşallah zarar vermez. Evet. Düştü. İnşallah fazla zarar olmamıştır. İyiyiz Şerif. Çok hesaplı düşmüş bu. Çok hesaplı düşmüş. Usta işi olmuş bu. He? Ustalaştım maşallah canım. Maşallah desin seyredenler de ha. Ona göre. Çorayı kurtar çorayı. Hay maşallah. Evet. Şimdi. Bura. Açıldı. İyi. Orayı alamıyoruz. Orasını alırsak tutu. Tutu kırar. Tutu kırmasın. Burası açıldı. Güneşi aldı artık. Tamam. Daha bunlar büyür. Yaralanan ağaçlarını yaralı yerinin altından keseceğiz. Erikleri kurtaracağız. Ne yapalım? Burada bir tane var. Onu da kestiğimizde kurtulur. Evet. Bahçe işi böyle. Yani çalışmak istiyor. Bugünlük bu videoyu böyle sonlandırayım mı? Daha yemek yiyeceğiz gerçi. Yemek yerken de çekerim. Evet. Hadi kolay gelsin bakalım. Kayısının bir tarafı kurumaya başlamıştı. Bayağı bir kuruduydu. Oralardan hastalık vardı. Sakızlanmış.
tarafını kestik. İnşallah oradan öbür tarafı kurtulur. Artık seneye kurtulmazsa seneye keseceğiz, ne yapalım. Evet, o taraftan odunlar doğranacak. Orayı düzene koyduk. Şimdi ağaçlarda, belki bilenler bilir, yakından göstereyim. Böyle ağaçların üstünde sakızlıyor. Bu şekilde kurudu. Kuru dalların bir kısmını bahçenin dışına çıkarttık. Bir kısmını da telden dışarıya attık. Onlar yapraklıydı, koyunlar yesin diye. Gelip geçen koyunlar. Kestiğimiz dalların kollarında çuvalladık, odun yaptık. Böyle bir parti götürdük eve. İşte bunları da arabalara yükleyip götüreceğiz. Daha yukarıda kuru dalları kesilecek ağacımız çok. Artık videoyu sonlandıracağım. Ustamız burada. Bu işler şerif olmasa olmaz. Ben yalnız hak edemem, sağ olsun. Allah razı olsun. Elinden de geliyor maşallah. Evet, bahçe tertemiz oldu. Bir yerde kalan otlara, pisliklere az bir tırmık çekecek yerler var. Evet. Buralar bu şekilde oldu. Şimdi şurada kuruyan, uçları kuruyan kirazlarımız var, 2-3 tane. Onların o kuruyan yerlerini alacağız. Oradan dolanıp üstten vişnelerden kuru dalları çıkarıp bitireceğiz. Bahçecilik böyle. Buradan bu videoyu seyreden herkese selam yolluyorum. Allah herkesin kendi gönlüne göre versin. Merak edenlere de Allah versin. Hepinize selamlar.